Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Belemirce Kendince kanalında yine bir içerikle söz verdiğim gibi sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir içerik hazırladım ve genelde neyi merak ettiğinize bakarak YouTube'da hakkımda en çok sorulanlara, en çok tıklanan şeylerin hepsine cevap vereceğim. Ve birlikte adımı Google'da aratacağız. YouTube'da ne gibi içerikler var hakkımda, Google'da en çok sorguladığınız, en çok yazıp da merak ettiğiniz ne var? Hepsini birlikte okuyacağız ve kafanızdaki sorulara aslında cevap bulacağınız bir video olacak diye düşünüyorum. Hadi hep birlikte hemen Google adımı yazalım. Siz şuradaki ekranda bir yerde benim paylaştıklarımı görebileceksiniz, yazdıklarımı. Hemen bir Google açıyorum sizin için. Google, Google. Google ilk çıktığında sevmesi çok zor bir şeydi. Google. Ya ben Google'ın ilk çıktığı zaman hatırlamam kadar old değilim bence. Şu an mesela beni izleyen böyle 13-14 yaşındaki kardeşlerimiz onlar diyorlardı ki bu kız kaç yaşında. Dur, o zaten kesin çıkacak, orada size söyleyeceğim kaç yaşında olduğumu. Hemen yazıyorum. Bir önceki arattıklarım çıkmasın mı? Bir önceki arattıklarım. En iyi falcılar. Tamam dur şimdi. Zaten şöyle, adımın farklı olmasından kaynaklı L'yi koyduğumda Belemir Temizsoy çıkıyor. Teşekkür ederim. Bu beni çok onur etti. Evet, şimdi Belemir Temizsoy yazdığımda çıkan her şeyi sırasıyla size okuyacağım. İlk Belemir Temizsoy yazdığımda tabii ki biraz önce bahsettiğimiz konudaki gibi Belemir Temizsoy yaş çıkıyor. Eğer yaşımı şimdi söyleyeceğim size de söylemeden önce siz lütfen aklınızda bir şeyi tahmin edin. Ben sizce kaç yaşındayımdır ve aşağıda yorumlara yazın. Bakalım ortalamalarımız kaç kaç olacak. Çünkü genellikle benim söylediğimden daha küçük yazıyorlar beni. Büyük yazanlar da oluyor. Büyük söyleyenler de oluyor da. O yüzden siz bana benim yaş tahminimi aşağıya yazarsanız bakalım en yakın, en doğru kim tutturmuş. Şimdi ben 9 Haziran 96 doğumluyum. Yani tam itibariyle 25 yaşındayım. Çeyrek asırlık bir insan olduğumu iddia ediyorum. 25 yaşındayım, 26'ya az kaldı sayılabilir. Tam dolu dolu 25 arkadaşlar. Sizin gözünüzde hiç büyümemiş olabilirim. Genellikle 25 yaşındayım dediğimde herkes çok şaşırıyor. Herkes çünkü hala benim o küçük halimi hatırladığı için hep beni 15 diyeceğim ama 15 bile değil. Yani böyle 10 yaşlarımda, 9 yaşlarımda falan sanıyorlar. Bunun en büyük etkeni tabii ki Cennet Mahallesi'nin hala tekrar tekrar yayınlanıyor olması. O yüzden siz benim büyümediğimi düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben artık 25 yaşında, vay be 25 yaşında, koskocaman bir birey oldum. Yani bu 25 söylerken bazen zorlanıyorum. Niye? Çünkü eskiden 25 yaş benim için çok büyük bir yaş gibi geliyordu. Böyle 25 yani, anladın mı? Aman Allah'ım bir yaştı. Ama şu an hiç de öyle değil yani. 25 gayet de küçük bir yaş bence. Evet, ikinciye geçiyoruz. Yani tabii ki bunu tahmin ediyordum. Belemir Temizsoy evli mi? Evli mi? Bu arada setten bazı kişilerle görüştüğümde bana evlendin mi diye soruyorlar. Hakikaten galiba evli geçtim. Galiba gerçekten geldim. Çünkü evlendin mi? Aa evlenmedin mi falan filan gibi sorular oluyor. Bana da demek ki burada en çok bunu yazdınız ki bu çıkıyor. Belemir Temizsoy evli mi? Evli değilim. Daha önce de evlenmedim. Evli değilim. Evleneceğim mi? Ben bilemem. O benim aramda. Onu benim ile karı bilir. Sen ne bilecek? Evet, üçüncü şeye geçiyorum. Belemir Temizsoy eşi. Neden benden çok eşimi ve evlenmedim ama hani evli mi falan diye merak ettiniz bilmiyorum. Ama eşim de dolayısıyla yok arkadaşlar. Belemir Temizsoy kaç yaşında? Biraz önce cevap verdim, 25 yaşında. Belemir Temizsoy nereli? Ben doğma büyüme İstanbul doğumluyum. Babamın kökeni Giresun, Şebinkarahisar. Varsa aramızda Giresunlar ve Şebinkarahisarlılar selam olsun. Annemin tarafı da Tekirdağlı. Bizim biraz göçmenlik ve hani o yöreye yatkınlığımız anne tarafından geliyor. Bulgaristan göçmeni. Buradan Bulgaristan göçmeni takipçilerime de ki çok var biliyorum. Kocama selam olsun. Hatta bir ayrı bir videoda anlatırım Bulgaristan'daki kayıp akrabalar falan filan durumunu. Belki beni izleyen bir Bulgaristan göçmeni varsa belki bizim akrabamız bile olabilir. Çünkü akrabalarımız kayıp maalesef. Evet, geldik bir sonraki aratılan şeye. Belemir Temizsoy babası. Kim diye sanlasam? Cengiz Küçükay. Bunu aslında daha önce de söylemiştim. Herhalde Çiçek Taksi'den dolayı değil de Cennet Mahallesi'nde hani Ayşe'nin babası kim belli değil diye bana hala soruyorlar mesela. Senin baban kim, senin baban kimdi? İşte Pembe ile Sultan, Ayşe ile Sultan'ın babası kimdi? Kimden işte Pembe hamile kalmıştı falan diye sürekli soruyorlar. Hatta biz bir video çekmiştik Seyit'le. Şuraya da önerilere bırakalım. Challenge videosu çekmiştik. O videoda Ayşe'nin babası kimdir vardı. Değil mi? Ayşe'nin babası kimdir vardı, ben hala bilmiyordum. Siz burada veren babası kim diye merak ettiğiniz için Belemir Temizsoy'un babası kim diye böyle bir araştırma yaptınız diye düşünüyorum. Babam
normal, hani oyuncu olmayan, normal bir vatandaş, oyuncu falan değilsin, tanıyabileceğiz birisi de değil. Ne Cengiz Küçükayvaz, ne Gırnatacı Yunus. Yunus muydu? Ne de Gırnatacı. Hiçbiri değil arkadaşlar. Çünkü Belemir Temiz'in babası diye de Belemir Temiz'in babası kimdir diye çıkıyor yani. Hakikaten o kadar çok merak etmişler ki babası kimdir, kimdir diye. Yani babam bunlardan hiçbiri. hiçbiri gibi oldu. Bir sonraki Belemir Temizsoy Cennet Mahallesi şeklinde devam ediyor. Daha alt search'e inemiyorum. Bilmiyorum daha altında ne var. Şimdi Belemir Temizsoy diye direkt arattırıyorum ve ilk çıkan şeyi size söylüyorum. Şu anda Google'a Belemir Temizsoy diye tıkladım ve ilk çıkan şeyleri size söyleyeceğim. Çünkü burada bazı kolpalıklar da var. Benim söylemediğim, söylememin mümkün olmayacağı. Yani 7-8 yaşında böyle cümleleri asla kuramam dediğim şeyler de var. Şimdi hepsinde bir açıklık getireceğim bir video olsun. Tabii burada fotoğraflarımız var. Seyit'le benim tek fotoğraflarım, istediğim fotoğraflarım, istemediğim fotoğraflarım olabilir. Geçmişimizdir, saygı duyuyorum. Şimdi Sinematürk'te benim hakkımda ne yazılmış? Hemen okuyorum. Gerçek adı Belemir Temizsoy Namız, sinema ve tiyatro oyuncusu. 9 Haziran 96 doğumlu, doğum yeri Kasımpaşa denmiş. Doğum yerim Kasımpaşa değil. Beyoğlu. Eğitim durumu Müjdat Gelen Sanat Merkezi Tiyatro, Bale Eğitimleri, Beyoğlu Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Eğitimi yazmışlar. Ajansa bir ajans sallamışlar. Öyle bir ajansa falan bağlı değilim. Çünkü bu arada bazen bana hangi ajansta çalışıyorsun, işte hangi ajanslar güvenir falan diye soranlar oluyor. Ben bu konuda bir yönlendirme yapmak istemiyorum. Buradaki ajansa doğru değil. Adımı Belemir Temizsoy diye yazdım da. Tabii ki haberler var. En son 1 Şubat 2021'de var. YouTube kanalımın haberlerini görebiliyorum. Şimdi benim için en trik şey, ilk bunları okuduğumda, şimdi tarihten size söyleyeceğim. 17 yaşında falandım. O kadar moralim bozulmuştu. O kadar moralim bozulmuştu ki. Tabii ki ekşi sözlük ve inci sözlük. Şimdi bunları size okuyacağım. Bu ekşi sözlük, inci sözlük muhabbeti de benim böyle bir hesabım yoktu. Ne YouTube kanalım vardı, ne Instagram'da aktiftim. Tamamen kendime ait, kendi arkadaşlarımın olduğu ve hiç kimsenin beni adımla falan bulamayacağı bir Instagram hesabı kullanıyordum. Bir de bir Twitter'ım var. Şu an Twitter'ım yok. Bir gün böyle haberler paylaşılmış. Ertesi günde bir sürü yerde haberler yapılmıştı işte. İnternet haberleri, Twitter'da falan filan. Gece böyle 50 takipçiyle falan uyumuştum. Sabah kalktığımda bir takipçiyi almıştı. İnanamamıştım yani o zaman. Çok şaşırmıştım. Ve ben o zaman çok sosyal medyayı aktif kullanan bir insan olmadığım için bu sosyal medyanın gücü beni çok şaşırtmıştı. Şimdi ekşi sözlükteki acımasız arkadaşlarımızın iyi kötü yazdığı, okuyabileceğim kadarıyla yorumları sizlerle paylaşıyorum. 2013'te bir haber girilmiş. 2013'te bir entry girilmiş. Cennet Mahallesi dizisinin Küçük Ayşe karakteri, o zamanlar küçüktü tabii ama şimdi yetişkin hanım hanım bir kız oluvermiş demiş. Haberi koymuş yeni halim ve eski halim diye. Güzel. Çok kara kışlar gördüm hesabı. Bir sonraki Instagram hesabım vermiş yine 2013 yılında. Başka birisi Çiçek Taksi'deki Şair Ömer'in kızını da oynamıştı hatırlıyorum demiş. Evet doğru. Çiçek Taksi'de taksici ve Şair Ömer'in kızını oynamıştım. Bir sonraki 2020 yılına tekabül ediyor. Büyümüş güzel bir kız olmuş demiş. Ve Çiçek Taksi dizisine giriş hikayesini anlatmış diye Facebook'a bir paylaşım yapmışlar. YouTube'da size Çiçek Taksi'ye ilk dizileri nasıl başladın diye bir içerik çekmiştim ya. Onun aynısını Facebook'ta vermişler. Ve YouTube kanalı açmış diyerekten YouTube kanalımı paylaşmış ekşi sözlük kullanıcıları. Ve onlar birazcık daha bu konuda naif davranmışlar. Çünkü şimdi size İnci'yi okuyacağım. İnci sözlüğü okuyacağım. İnci sözlük okut. İnci sözlüğe bu entry'ler girdiğimde tam bir ergenlik geçiriyordum. Ve çok moralim bozulmuştu. Şimdi ilk girilen entry 2012'de bunu tanıyan var mı diye girmişler ve benim Sinematürk'teki paylaşılan yazıyı eklemişler. Sonra birisi Şirin Hatun'muş demiş, küfür etmiş. Böyle söyleyeceğim, nasıl söyleyeceğim başka? Birisi yazmış ki Cennet Mahallesi'ndeki şu pembenin kızıymış, yeni duydum oha demiş, üzülmüş. Niye üzülmüş onu bilmiyorum. Tam bir afet olmuş beyler diye birisi yorum yapmış. Bu kız Cennet Mahallesi'nde pembenin kızı 3 yaş küçük benden demiş. Bu ne yazmış ya? Tam bir taş bunun yüzünden çaylak yedim nokta nokta zaten ünlü neresi ifşa demiş. Çaylak yemek ne demek bilmiyorum. Bilenler beni aydınlatsın. Çünkü inci sözlükte takılmadım. Cennet Mahallesi'ndeki Ayşe değil mi lan bu demiş birisi. Ne olmuş kızım sana ne olmuş çok güzel ya of keşke benimle çıksa demiş. Ramazan Ali Devecioğlu 2013 yılında. Birileri de rezerve mezerve reklam alınır. Sonra bazı şeyleri okumuyorum atlıyorum. Yazılan caps'lere bakmışlar. O dönem çok komik ve bazen çok acımasız caps'ler yapıldı maalesef ki. Geçiyorum bunları. Seyit hakkında bir şeyler yazılmış. Birisi oha nokta nokta 3 harfli. Twitter'da takipçisi sabah 1500 demiş. Hakikaten Twitter böyle uçmuştu o gün. Ve muhtemelen o dönemlerde hem Twitter'ı hem Instagram'ı hem YouTube'u açık olsaydı şu an takipçimiz şu an 100 binin çok çok daha üstündeydi.
Ama umurumuzda mı değil arkadaşlar. O zaman canımız öyle istemişti. Bugün hiçbir şey için geç değil. Birisi yazmış ki dişlere bak demiş ki küfür etmiş acımasızlar. Dişlerim o zaman hatırlarsınız. Hadi şuraya bir resim koyalım artık zaten yani görmeyen kalmadı. Hiçbir şey diyemem. Ergenlikle, çocuklukla ergenlik geçişimde dişlerimde bazı problemlerden çok naif anlatmayayım ya. Dişlerimin araları böyle ayrı ayrıydı. Hayır denedim anladın mı? Deneyeyim dedim hani bir naif anlatmayı. Değil, dişlerimin araları ayrı kayrıktı. Büyüdükçe dişlerim kapandı. Ama kapanırken tabii böyle çarpışık kapandı. Diş teli tedavisi gördüm. Sağ olsun küfür ederek bir kere daha bunu yüzüme vurmuş. Umarım kendine diş teli takarak ağlamışsındır yani. Çünkü böyle diş teli takmak kadar doğal bir şey yok yani. Biri demiş ki güzelmiş lan vay be kızım gibiydi elimde büyüdü. Kim bu bilemedim ya. Elinde büyüdüğüm kimmiş? Güzelmiş lan vay be kızım gibiydi elinde büyüdü Pandora. Pandora eğer takip ediyorsan yaz bize kimmişsin elinde büyüdüm. Çünkü hakikaten bir sürü kişinin elinde büyüdüm diyebilirim yani. Yolda bazen beni setten birileri falan gördüğünde aa işte sen ben seni tanıyorum falan dediklerinde hatırladıklarımda hatırlamadıklarımda oluyor. Ne olmuş lan bu hatuna demiş birisi. Büyüdüm, büyüdüm kardeşim. Bir sonraki sayfaya geçelim. Evrime inanmayanlar gelin. Başlıkta söyledim ama kimse gelip bakmadım ki. Üç harfli. Aslında söyleyebilirim, niye söylemiyorum? Sanki çok şey küfür etmeyen bir insan. Herkes küfür eder, ben de küfür ediyorum ama bunu izlemenizi istemiyorum. Biri demiş ki vücudu güzel olan hatun ama afet değildir. Gözünü seveyim bundan daha güzel kızlar sürüyle var. Devamını okumayacağım. Okudun değil mi daha önce? Okumayacağım. Gerisi terbiyesizce bir şeyler yazmış. Devamında böyle bir saygısızlık ibaresi yapmasaydın ne bir vücudumla iddiam var, ne de ne bileyim güzelliğimle afetim falan filan gibi iddiam var. Öyle olsaydı misterkedim. Rezerve ne demek ya? Bir rezerve yazmış. Güzel kız rezerve yazmış. Ne demek istiyor? Rezerve ettim mi demek istiyor? Ben bilmiyorum. Gerçekten şimdi şey gibi olurmuşum ya. Hani böyle bir şey anlamayanlar oluyor ya sonra çok büyük bir şey patlıyor. Nereden nereye demiş. Evli mi lan bu demiş. O zamanlar 2013 yılı 17 yaşında falandım. Evli falan olma ihtimalim yoktu tabii ki. Ama beni hep mesela 17 yaşındaki bir fotoğrafımı koyayım şuraya. Şu anki halimle çok bir fark yok yani. Gerçekten birden çok hızlı büyüdüm yani. Mesela bazen şöyle haberler çıkıyor. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sinde bir de şimdi böyle bakın falan diyor. Ben bazen diyorum hani ne paylaşışlar anladın mı? Ne olmuş falan ne olmuş diyorum. Hani gerçekten Ayşe'ye ne olmuş böyle diyor. Bazen tırsıyorum diyorum ki ne olmuş anladın mı? Nasıl bir fotoğrafımı koymuş olabilirler diyorum. Acımasız yorumlar da var, güzel yorumlar da var. Okuyabildiğim kadarını okudum sizle, paylaştım. Bir şöyle bir fotoğraflarıma da birlikte hızlıca bir göz atalım. Fotoğraflarda neler varmış bir görelim. Seyit'le fotoğraflarım var tabii ki. Seyit'in fotoğrafları var. O zamandan çektiğimiz fotoğraflar var. Benim yine YouTube kanalımda Cennet Mahallesi arşiv fotoğrafları diye paylaştığım fotoğraflar var. Hadise makyajım var. Çok iyi. Bir tane fotoğrafım var. Ben mesela burada lisedeyim. Bunu buraya koyarız. İşte bu 17 yaşlarım falan videolarım patladığı zamanlar bunlar. Niyese bir tane çocuk var. Ömercik mi ne öyle bir şey var. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si var. Yazıyor. Bu var. Bu kim bu? Bu da bir oyuncuydu, çocuk oyuncuydu galiba. Hadise ile yayına fotoğraflarım var Allah'ım. Saçlarımın kısa olduğu zamanlar vesaire. Ha dişlerim ayrık o zaman. Ah. Dur bakayım. Tamam. Başka istediğim ve istemediğim bir sürü fotoğrafım var aslında. Ama sorun mu? Sorun değil arkadaşlar. Alıştım dediğim gibi. Bakıyorum başka çiçek taksik fotoğraflara falan da iniyor. Yani çoğu aslında benim kendi sosyal hesaplarımda paylaştığım fotoğraflar zaten çok şükür ki. Ama hakikaten bazen neymiş ne olmuş falan diye paylaştıklarına ben de bir tırsmıyor değilim. Neymişim ne olmuşum diye. Siz zaten benim en eski halimi bilen kişiler olarak ne kadar değişimim olduğunu biliyorsunuz yani. Çok değişin diyenler de var, çok değişmediğini hala aynısın diyenler de var. Bir yüzde verecek olsaydınız ne derdiniz? Yani siz en çok eski zamanlarımı biliyorsunuz zaten. Özellikle kanalı izleyicileri daha sık takip ettikleri için biliyorlar. Gerçekten böyle abartıldığı kadar neymiş ne olmuş işte evrime kafa atmış, evrim ona kafa atmış falan. Bu kadar gerçekten değişmiş miyim? Yorumu ben tamamen size bırakıyorum. Aşağıdaki yorumlarda yazın. Gerçekten çok değişmişsin diyorsunuz. Bazıları diyor ki hiç değişmemişsin, aynısın diyor. Hatta gerçekten yolda görüp de hala tanıyanlar olabiliyor. Ben çok şaşırıyorum. Hani soruyorum kanalı falan mı takip ediyor yeni. Benden hiç haberi yok. Sadece ben seni bir yerden tanıyorum. Aa sen Cennet Mahallesi'ndeki Ayşe misin diyebiliyorlar. Ben çok değişmediğimi düşünüyorum ama sizin yorumunuzu merak ediyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar.
Umarım videoyu ve içeriği beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarla beni yalnız bırakmamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.